15 Eylül Cuma Yeni Şafak yazarı Tamer Korkmaz yazısı Fetullah Evrenle Kenan Gülen Fetullah Gülen Loca Efendi 12 Eylül 1980 darbesinden bir gün önceden haberdar olmuştu. O günü Latif Erdoğan'a vaktiyle şöyle anlatmıştır. Askerlerden bir ikisi öğleye doğru bana geldi alarm var. Askeriyede bir hareket olabilir dediler. Yani ben ihtilal olacağını daha öğleyin biliyordum. Fethullah Gülen'in askerin darbe yapacağını öğrendiği gün 11 Eylül'de dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı olan Tahsin Şahin Kaya ABD'den Türkiye'ye dönmüştü. Bu ziyaret darbeden hemen önce son hazırlıkların gözden geçirilmesi ve son talimatların alınması kapsamındaydı. 12 Eylül 1980'de halkın askere direnme ihtimaline karşı darbenin başarısını garanti altına alabilmek için NATO'ya bağlı bazı kuvvetlerin tetikte bekledikleri pek bilinmez. Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Evren ve generalleri 12 Eylül'de yönetime el koyarken NATO'nun acil müdahale birliği Envil Express manevrası için Türkiye'de bulunuyordu. 12 Eylül 1980 darbesinde Ankara Sıkı Yönetim Komutanı görevinde bulunan Recep Ergun, o dönemde tek endişelerinin halkın darbeye mukavemet etmesi olduğunu, böyle bir durum gerçekleşmediği için de darbeyi rahatlıkla başardıklarını 1991 yılında Anavatan Partisi milletvekiliyken söylemiştir. 12 Eylül'ün generalleri hiç vakit geçirmeden NATO'ya bağlılıklarını bildirmişlerdir. Darbeyi dönemin ABD Başkanı Carter'a bizim çocuklar başardı diye haber veren Paul Herze, Ankara'da CIA için görev yaptığı yıllarda Kasım Güley'in en yakın dostuydu. Gülek, Gülen'in 1975'te İzmir'de Mason locasına girmesini sağlayan isimdir. CHP'nin eski genel sekreterlerinden Gülek, zamanında CIA'nin inşa ettiği Moon tarikatının uzantısı PWPA'nin Türkiye'deki ilk temsilcisiydi. Gülek'ten sonra bu görevi Erdoğan Alkin yürütmüştü. Alkin, TSEV kurucularındandır. TESEV'i yıllarca fonlayan bazı maskeli kuruluşlar CIA ile bağlantılıdır. CIA tarafından kurulmuş olan Bilderberg örgütü Türkiye'de ilk toplantısını 1975 yılında İzmir Çeşme'de yapmıştır. 20 Temmuz 1975'te kurulan Ege ordusunun ilk komutanı olan Turgut Sunalp, 12 Eylül darbesinden sonraki ilk seçimlerde Kenan Evren'in desteklediği MDP'nin genel başkanıydı. Sunalp'ten sonra Ege Ordu Komutanı olan 1976'da Evren, 1977'de Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na getirilmiş. 1978'de ise Genelkurmay Başkanı olmuştur. Anılarında askeri derme için hazırlıklara Mart 1979'da başladıklarını yazmıştır. Kore kıdeminden dolayı Nurettin Ersin'in yerine Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na atandığı dile getirilen Evren'in Kore Savaşı sonrasında Güney Kore'de kalan Türk tugayında görev yaptığı dönemde yani 1958-1959'da Amerikan subaylarının üye olduğu bir locada masonluğa girdiği ise pek bilinmez. Latif Erdoğan, Fethullah Gülen'in kendisine yıllarca evvelinde şunları söylediğini de beyan etmiştir. Kenan Evren'in bacanağı Yakup amca beni tanırdı. Bazen vaazlara da gelir giderdi. İhtilal olunca Ankara'ya gitmiş, Evren'e birkaç vaaz kasetimi de götürüp dinletmiş. Evren müsbet veya menfi hiçbir şey söylememiş. Latif Erdoğan bir özel sohbette Gülen bu olayı anlatırken Evren'in bacanağına madem öyle şimdilik ortada gözükmesin dediğini de nakletmişti diyor. Yani Gülen'in 12 Eylül döneminde aranması da göstermeliktir. Derin hesaba dahildir, tiyatrodan ibarettir. 1979'da yayın hayatına başlayan Sızıntı Dergisi'nin 12 Eylül dermesinden sonra piyasaya çıkan ilk nüshasında Ekim 1980'de Gülen'in kaleme aldığı ve 12 Eylül dermesine övgüler sıralayan son karakol başlıklı bir başyazı yer almıştır. Fetullah Gülen o yazısını dar dairedeki bir sohbetinde şöyle anlatmıştır. Darbeden iki gün sonra saklandığım yerde mum ışığında son karakolu yazdım. Askere yahşi çektim. O dönemdeki yolculuklarımızda resmi asker arkadaşlar bize refakat ediyorlar, sütre oluyorlardı. FETÖ elebaşı Gülen, Mason biraderi Evren'den 36 yıl sonra 15 Temmuz 2016'da darbeye kalkıştı. Paralel sızıntının Mayıs 2016 tarihli kapağında bir askerin kolu resmediliyor bu asker karanlıktan yemyeşil bir bahçeye, bahara çıkan bir kapıyı açıyordu. 15 Temmuz'daki kanlı darbe kalkışmasını gerçekleştiren Pensilvanya'nın askerleri o gece TRT'de okuttukları korsan bildiride NATO'ya bağlılıklarını bildirdiler. NATO, ABD, CIA, Gladio'nun piyonu Gülen. 31 Ocak 2005'te Milliyet Gazetesi'ne verdiği röportajda evren için cennetliktir diyordu röportajı yapan 2012'de İshak Alaton ve 2017'de Can Kıraç hakkındaki kitapları kaleme alan Paralel Mehmet Gündem'dir. Fethullah Gülen'in PR'ının yapılmasını sağlayan 11 gün süre işte bu röportajın yayınlandığı dönemde milliyetin sahibi Aydın Doğan denilen şahıstı. Gazetenin genel yayın yönetmeni de İskoç etekli Yakup'tu.